kalacaktır. Sizin yani. Görüşünüzü alayım ben. 3-4 dakika ama. Yani hocanın dediği çok doğru. Burada kayıplar ancak yıl sonunda herhalde telafi edilir. Ama dediğimiz gibi eğer gerçekten beklenti %33-2024'te gerçekleşirse onun üzerine bir getir ama o ne kadar tabii tutturulabilir o da ayrı bir tartışma. Şimdi yerel seçimlerden önce onu merak ediyorum ben. Şimdi en düşük emekli aile 14 bin olmalı bu hesaplamalara göre işte asgari ücret. Yani bir kere işverenler ağlamasınlar yani. Yani bıraktık gittik neyse o konu hiç girmeyeyim sinirleniyorum. Şimdi 14 bin diyelim en düşük emekli. Şimdi yerel seçimlerden önce bu yıl sonunda Sayın Şimşek'in söylediği biz gelecek yılın enflasyonu baz alarak zam yapacağız söylemini uygulayabilecekler mi ki? Bence seçim zor. Var yani seçim kritik zor çünkü, istiyorlar ya onun için söylüyorum. Muhtemelen o yüzdendir ki bir iki hafta sonra zaten Çalışma Bakanı'nın %50'lik açıklaması geldi. Onu %36.7 gibi hesaplamışlar. Üzerine enflasyon farkı denmiş %50'ye yakın deniyor. Evet. Yani ama, daha yüksek bir rakam. Ama zor işte konuşmalarımız. Sayın Şimşek karşı çıkıyor ama buna tabii. Konuşmalarımızın en başına dönelim. Dedik ki evet bir yerel seçim ama işte burada da konuştuk. Genel seçim kadar belki önemli bir yerel seçim. Biz genel seçim öncesi hep kredi genişlemelerinden, bu tür teşviklerden hep biliyoruz var. Evet. Dolayısıyla eğer gerçekten bu seçim de o önemde olursa bundan sonraki dönemde aynı genişleyici politikalara yönelik bir takım gelişmeleri görebiliriz. Orada tabii Sayın Bakan bu anlamda ne kadar düzenleyici olur, etkin olur. O da onu da zaman içinde biraz göreceğiz set bilmiyoruz. Koyuyorlar tabii yeni ekonomi yönetimi. Çünkü enflasyonla mücadele ederken rakamların çok yükselmemesini, birbirini besliyor işte maaşlar deniyor ya o yüzden soruyorum. Tabii tabii. Ama şimdi bunun başarılı hani diyoruz ya başarılı olsa keşke. Ama dediniz ya TÜİK'ten galiba. Ha tabii. Baştan başarılı olabilmesi için de yani bunun dışarıdan bir yabancı sermaye, bir şey, bir para gelmesi lazım. Gelecek. Şimdi, ya işte şimdi mesela dikkat ediyorum da bakıldığı zaman mesela ilk geldikleri 625 basmağı attılar. Sonra 250, sonra 750, sonra 500. Yani mesela şöyle başlasa 300, 400, 500, 700. Böyle gidiyor kademe yedire gidiyor falan yani kararla. Şimdi mesela 250, sonra 750. Yani böyle bir zikzaklar çiziyor. Bu bence bir bunun kriteri nedir, ölçüsü nedir belli değil. Bir, iki, dışarıya Mehmet Şimşek gittiği zaman Cumhurbaşkanı arkamızda diyor. Şimdi bir Hazine Maliye Bakanı her konuşmasında Cumhurbaşkanı da arkamızda dediği zaman yani demek ki hala bir güven mekanizması olmadığını ama biz bu sefer çok fazla böyle gel gitler yaşanmayacağına dair güvence vermek istiyor. Yabancı tarafını yani, merak ettiği konu çünkü devamlılık ve tabii, istikrar yani, olacak mı bu ekonomi? Bence işte bundan dolayı ondan hala öngörülebilir bir ülke değil. Yani bu güven meselesi. Bakın şimdi mesela ne demek? Bunu mesela birkaç defa daha ben söyledim bazı programlarda. Güven o kadar önemli ki enflasyonu önlemek güvenle olur ya. Ben yani inanmadığım ki beklenti işte, tabii beklentiler bu beklentiyi sağlamanız yani beklentilerde kırman gerekir bunu. Herkes 33 ekler. Şimdi ekler, mesela bak 24. diyelim ki 5 bin lira verdi. Hadi millet bunu göre 5 bin lira ne olacak dedi emeklilere. Hı. Zam yapmayacağına göre Ekim 29 Ekim dolayısıyla. Diyelim ki 6500 lira verdiler. Hı. Şimdi 6500 lirayı ne yapacak her alan emekli? Ben size söyleyeyim. Ne yapacak? Ya koyayım da eve saklayayım, banka edeyim demeyecek. Gidecek hemen 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kiloluk ayçiçek yağı, işte 3 paket, 2'şer buçuk kiloluk pirinçlerden 3 paket, mercimek, kuru fasulye, onları alacak, açacak eve. Stoklamak. Ondan sonra hadi gel talep enflasyonu, taleple uğraş. Bu arada firmalarda da ciddi bir stok artışı var, stoklarda bayağı fazlalık var firmaların. Çünkü onlar da SSN'de vesaire oraya girmeyip mal stoklamışlar. Tabii ham madde yarım aldım. Bir de bu problem de var. O stoklar eridikten sonra ya da bu stokların maliyeti bize ne kadar geliyor onu da bilmiyorum. Bir de ayrı bir konuşma belki bir başka programda konuşuruz ama gerçekten şirketlerin likitte sorunuyla da karşı karşıya kalmamaları lazım 2024'te ona da dikkat etmek nasıl lazım. Nasıl likitte sorun? Yani finansmana erişim daha maliyetli hale geldi ya geçmişten yine alışkanlıklar var. Tabii şu an yüksek stokluyorum faiz var. İleride bunu üretip daha rahat satabilmek anlamında ama dış pazarlar da gitgide daha tıkanık hale geliyor. İç pazar da daralırsa stoklamanın da yarattığı ayrı bir problem söz konusu olabilir şirketlerin nezdinde.